Değerli dostlar, hepinize merhaba. Zeytin bildiğiniz gibi Akdeniz ikliminin bir bitki örtüsü. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan mevsim diyoruz Akdeniz iklimine. Ve zeytin bu iklimin görünmüş olduğu bölgelerde yetişiyor. Oralarda tarımı yapılıyor. Türkiye'de de Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, kısmen Marmara bölgesinin güneyi, Trakya tarafının güneyinde Tekirdağ ve bölgesinde yetişebiliyor. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada bir küresel ısınma var. Bu küresel ısınmaya bağlı olarak zeytin yetişme alanları de farklılaşmaya başladı. Özellikle güney kesimlerde, mesela İspanya'nın güneyinde çok fazla sıcaklık olduğundan dolayı zeytinde bir rekoltede azalma var. Ama kuzey ülkelerinde, mesela Macaristan olsun, Slovakya gibi olsun, buralarda zeytin yetişme durumlarını internet sitelerinde görüyoruz. Vatandaş bu bölgede zeytin dikmiş, denemiş, olmuş. Hatta İspanya Tarım Bakanlığı bir açıklama yapmış. Bu açıklamada demiş ki, bu yılki hasat için yapılan ilk tahminlerimiz toparlanmayı gösterdiğini, 2024-25 zeytin üretiminin önceki hasada göre %48 artışla işte 1 milyon 262 bin ton tahmin edildiğini bildiriyor. Tabii bu İspanya'nın daha kuzeyleri bu işin içerisine girdi. Macaristan mesela kışları son yıllarda gözle görülür bir şekilde ılımanlaştı. Geçen ay dünyanın en hızlı ısınan kıtası Avrupa'nın olduğunu söyleniyor mesela. Haliyle Avrupa kuraklık riskiyle de karşı karşıya. İşte Macaristan'ın kuzeyinde de bu zeytin denemeleri başarılı olduğu internet sitelerinde karşımızda çıkıyor. Dünya zeytin ihtiyacının yaklaşık %40'ını İspanya karşılıyor. Ve son yıllardaki sıcak hava dalgalarından dolayı İspanya'da kuraklık sebebiyle zeytin hasadı zayıflamış. Şimdi ülkemizde de baktığımızda Akdeniz bölgesinde yetişen zeytin kuzeye doğru kayma durumu olabilir. Bu vesileyle Karadeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde zeytin dikimi yapılabilir, denenebilir. Çünkü sıcaklıklar artmaya başladı. Bunu denemekte fayda var diyorum. Ben Şile'de deneme amaçlı iki tane zeytin diktim. İki tane de Rize'ye diktim. Bakalım onlar ne durum gösterecek. Gerçi bizim zeytinin hasadından, dikiminden daha fazla sıkıntımız, gençlerimiz tarımla fazla ilgilenmiyor. O bizim en büyük sıkıntımız diyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.